Efendim, kötülüğün kötüsü iyisi olmaz ama bana sorarsanız, hani kötülükler içinde bir sıralama yapmak zorunda kalırsak, herhalde en çirkini cimrilik olsa gerektir. Galiba beni anladınız. Cimrilikten daha çirkini yok. Hatta öyle ki başımıza ne geliyorsa, şeytan bizi, nefsimiz bizi nereden yakalıyorsa cimriliğimiz yüzünden yakalar. Cimrilik korkunç bir kötülüktür. En büyük kötülüğü de cimrinin kendisine yapar. Onu çirkinleştirir, çekilmez biri yapar. Bakın, bir zamanlar cimriler varmış ve biz şimdi onlardan ve onların cimrilik ettiği şeylerden bahsederken bir zamanlar diyoruz. Bir zamanlar gelip de ya bizim cimriliğimiz söz konusu edilir, ibret olsun diye, bir zamanlar diye anlatılırsa bizim halimiz nice olur. Öyleyse zaman bu zamanlarken, varsa şu cimriliğimiz bir yerlerde, onu iade edelim sahibine. İşte bir zamanlar altınlarını bahçedeki bir ağacın dibine gömerek saklayan bir cimri varmış. Var yemez amca gibi bir şey. Fakat her hafta başı heyecanla o ağacın altına gelir ve altınlarını gömdüğü yerden çıkartır ve onların o ışıl ışıl sarı renklerini uzun uzun seyreder. Sonra yine hiçbirine dokunmadan, hiçbirine kıymadan her birini tek tek yerlerine gömer, sessiz sedasız oradan huzurla ayrılırmış. Bir gün bu manzarayı gözetleyen bir hırsız çıkmaz mı? Çıkmış. Cimrinin oradan ayrılmasını fırsat bilip öyle kolayca çabucak cimrinin kazdığı yeri kazıp bütün altınları kucakladığı gibi soluğu kendi evinde almış. Hayırlı olsun. Gene hafta başı gelmiş. Bizim cimri gene yollarda. O ışıl ışıl çil çil altınları seyretmek üzere keyiflenmiş. Toprağı şöyle bir kazmış, açmış ama o da ne? Felaket. Saçını başını yolmaya, bağırıp çağırmaya, avaz avaz ağlamaya başlamış. Patırtığı duyan konu komşu, eyvah demişler, hayırdır, ne oldu? Bir yakının mı öldü? Çocuğunu mu kaybettin? Karın mı öldü? İçlerinden biri sormuş. Altınların kaybolduğunu öğrenince tabii, demiş ki, sen bu altınların hiç içinden bir tane aldığın, kullandığın falan oldu mu? Adam be desin, hayır hayır demiş, hayır. Ben sadece o altıncıklarımı seyretmeye gelirim buraya. Bunun üzerine komşusu şöyle keyifli bir tebessümle geri çekilip hayatının dersini vermiş cimriye. Öyleyse niye üzülüyorsun be adam? Niye üzülüyorsun? Bak, her hafta gelip çil çil altınları seyrediyor ve hiç dokunmuyordun. Şimdi yine her hafta gel, boş çukuru ziyarete gel. Nasılsa dokunmayacaksın. Göreceksin ki ha boş çukur, ha içi altın dolu çukur, hiçbir şey fark etmeyecek. Hiçbir şey fark etmeyecek. Efendim, aslında bu hikaye olmaktan çok daha gerçek bir şey. Çok değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz servetimiz bu hayatın çukuru içinde. Biz onları bir gün terk edeceğiz. Biz terk etmezsek onlar bizi mutlaka terk edecek. Ne biz onlara ne onlar bize kalacak. Dokunamayacağız. Ne kadar çok olursa olsun bizim ihtiyacımız değişmeyecek. Hatta ne kadar çok servetin varsa yaşlandıkça o servete ihtiyacın azalacak. O servetten yararlanma payın incecik bir şey olacak. O yüzden gelin, aramızda cimri varsa, belki de benimdir, şu cimrilikten vazgeçelim. Bütün çirkinlikler buradan çıkar. Ve
son bir söz. Onun için muhabbetle kalasınız diyeceğim. Son söz şu. Bilmem kimin sözü ama hak bir söz. İhtimal Hazreti Ali Efendimiz'in sözü de olabilir. Ne önemi var? Söz, güzel söz, söz, âli söz. Diyor ki, cimri dünyada fukara gibi yaşar, ahirette zengin hesabı verir. Madem dünyada fukara gibi yaşıyorsun, bari ahirette de hesabın fukara hesabı olsaydı. Madem ahirette zengin hesabına çekileceksin, bari dünyanı da zengince yaşasaydın diyesi geliyor insanın. Ama sözü kim anlar? Efendim, muhabbetle kalınız. Muhabbetle.